Yüce Allah'ım sen soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete kavuşanlara rahmet eyle ya Rabbi. Sen iki cihanda güzellikler ver bize. Evlatlarımı felaketlere uğratma Rabbim. Amin. 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 Ziyade olsun, elinize sağlık. Afiyet olsun abiciğim. Ben geç kaldım hakikaten okula, gideyim yani. Dur kızım, ben bırakırım seni. Niye sen bırakıyorsun baba? Kreşte değilim ben yani, lisedeyim. Gerçi ben saçmalıyorum. Sanki kreşteyken sen bırakıyordun okula. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurmuş. Cezayir. Gelinime laf söyletmem, ona göre bak. Ya gelinle laf söyleyen kim? Burada keçi ben oluyorum da. Pardon. Hayırdır Atakan Bey? Anlayacağız. Hayır mı yoksa şer mi? Lokman seninle mi? Hayır. Neden? Dün geceden beri telefonla ulaşılamıyor. Hiçbir yerden sinyal de vermiyor. Kızı? Yani onu da telaşa düşürmek istemiyoruz ama... Arkadaşlar evrak bırakma bahanesiyle evine gitmişler. Lokman evde de yokmuş. Kızı da yani pek nerede olduğunu biliyor gibi değilmiş. Peki. Ben bulurum onu. Nerede? Nasıl? Ya benim sahip olmadığım hangi bilgiye sahipsin ki onu bizden evvel bulacaksın? Cezayir. Bulurum, bulacağım. Tamam, tamam. Nasıl bulursan bul. Ama bu ortadan kayboluş çok normal bir şey değil. Onun için her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Ne demek istiyorsun? Diyorum ki... Lokman bulunduğunda bu hiç arzu etmediğimiz bir şekilde de olsa sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Bak, Lokman benim dostum. Ve dost bizim için küçük bir vatan gibidir. Vatana elini uzatanın da sadece elini kırmam. Gerçekten ben hiç iyi durumda değilim. Yani kafayı çizdim çizeceğim yani var ya. Abi sakin. Sakin. Nasıl sakin olayım ya? Ha? Ben nasıl sakin olayım? Ben nasıl sakin olacağım? Babamın yüzünü görmedin mi? Adamın yüzünden düşen bin parça. Kim bilir Leyla yenge gidip babama ne dedi? Adamın ne suçu var? Babam Leyla ablayı kızı gibi görüyor. Onun bir sözünü alınmaz ki. Meselemiz o değil. Meselemiz ne biliyor musun? Meselemiz şu. Biz neden iki arada bir derede kalıyoruz? Mecbur muyuz ya? Reis gitti. 17 yıl geçti, geri döndü. O sırada da gitmiş, biriyle evlenmiş. Tamam. Biz niye bir taraf olmak zorunda kalıyoruz? Biz bir taraf olmak zorunda mıyız? Kafamın içinde filler tepişiyor ya. Bir süre çimenlere uzanmasan iyi olur. Ezilirsin. İstiyorsun bu etleri sana doğru bir atayım ha? Beraber yiyelim. Dur oğlum, dur, dur. Dur oğlum. Ne oldu Ömer Asaf? Ne oldu? Ne? Ne istiyorsun güzel kardeşim? Söyle. Sana da merhaba Zahmet. Vallahi yemeyin dedim size. Bak güzel kardeşim. Merhaba Arapça'da ferah olmak anlamına gelir. Ve ben şu anda hiç ferah bir halde değilim. O yüzden seninle merhabalaşamayacağım. Neyse derdin söyle. Ne oldu? Aslında bende de durumlar pek ferah değil. Ne oldu lan? Bu sefer de nükleer bombayı bizim çiftliğe mi atacaklarmış? Ne oldu? Lokman Bey yok ortada. Cezayir abi söyledi. Soruşturun dedi. Ne diyorsun sen ya? Tamam, kapat. Az da kalk gidiyoruz. Nereye? Lokman Bey. Ortalıklarda yokmuş. Reis soruşturun demiş. Geç arabayı çalıştır geliyorum. Tamam. Al al.
Endes var iki cihan. Ben bu cihana sığmasam. Endes var iki cihan. Ben bu cihana sığmasam.